Herkese merhabalar. Dinamo Fizik Soru Bankası'nı şimdi sizinle beraber tanıyacağız. 11. sınıfta hangi konular var ona bakacağız ve fizikte nasıl çalışmamız gerekiyor bunu da size kısa bir şekilde özetleyeceğim. Şimdi bir kere aslında bize bazı yorumlar geliyor. Mesela Pelin demiş ki ben mühendislik okumak istiyorum. O yüzden fizik konularını daha güçlendirmeye ihtiyacım var. Ne yapabilirim demiş. Aynı zamanda Metin demiş ki bize cidden fizik zor demiş. Sayısalcıların yükü çok fazla demiş ve bu konuları pekiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi bir kere biz Dinamo Fizik Soru Bankası'nda biliyorsunuz normal 11. sınıf klasik konularını tamamladık ve 11. sınıfta işlememiz gereken tüm konular. Zaten iki tane konu var. Yani birincisi kuvvet ve hareket, ikincisi de elektrik ve manyetizma. Biliyorsunuz fizik aslında iki aşamadan oluşuyor. En önemli aşaması bu mekanik kısmını tamamlamak. Özellikle kuvvet ve hareket mekanik kısmı fiziğin en değerli ve en geniş kısmı. Bunu tamamladıktan sonra ki buradaki kazanımlar burada var. İlk başta neyle başlıyor? Vektörlerle başlıyor. Sonra bağlı hareket, sonra Newton'un hareket yasaları ki en önemli kısımlardan bir tanesi. Aynı zamanda bir boyutta hareket, burada da görüyorsunuz kuvvet ve kuvvetin ilişkileri, işte Newton'un temel yasaları, eylemsizlik, aynı zamanda F eşittir ma, bunlar aşırı değerli ve çok karşımıza gelecek. Aynı zamanda işte sonrasında eğik atışa geleceğiz belli bir aşamadan sonra. İtme ve momentuma geleceğiz, torka geleceğiz, dengeye geleceğiz ve basit makinalarla bu işi tamamlayacağız. Gerçekten fiziğin bu 11. sınıfın ilk dönemki kısımları çok hayati, çok değerli. Burada bizim bilmemiz gereken aslında bütün temel mekanik bilimlerini bu 11. sınıfın ilk döneminin içerisinde. Peki biz bu konuları nasıl işleyeceğiz? Bu konuları işlerken biz aslında şunu yapacağız. İlk başta konuya başladığımız zaman bir referans soru ve bunun çözümüyle başlayacağız. Aynı zamanda bununla alakalı 4 soruluk bir mini test çözeceğiz. Ve bu şekilde ilerledikten sonra arada tarama testlerimiz olacak. Tarama testlerinden sonra kitabın aslında nasıl çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Aynı zamanda ünite tekrar testlerimiz olacak. Aynı zamanda işte ÖSYM tarzı, ALFL tekrar testleri, aynı zamanda yazılıya hazırlık testleri ve benzeri bu şekilde ilerleyecek. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. 11. sınıfta fiziğe gerçekten mühendislik okumak isteyenler ki ben de makine mühendisliğinden mezun oldum. Dolayısıyla fizik çok kuvvetli olmak zorunda. Özellikle üniversitede hiçbir hata yapmamanız gerekiyor fizikte. Matematiği ve fiziği bir arada kullanabilmemiz gerekiyor ki zaten bütün konular aslında dikkat edin burada mesela işte elektrik alandaki yüklü parçacıkların hareketi konusunda ikisinin hızlarını oranlıyoruz ve kareköklere çok hakim olmamız gerekiyor ki sonuca ulaşabilirim gibi bazı trikler var. İşte buradaki formüllerimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. 1 bölü 2 QV bölü DM çarpı T kare gibi çok değerli formüllerimiz var. Bu formülleri illa ezbere bilmek zorunda mıyız? Hayır. Zaten soruları çözdükçe aşina olacağız. Bunları çok iyi halletmemiz gerekiyor. Elektrik kısmı da ikinci dönemde 11. sınıfın göreceğimiz ve şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bakın mutlaka mutlaka hem 11. sınıfın fiziğini hem de genel TYT fiziğini bir arada götürmeniz gerekiyor. Yani TYT fiziğindeki konular zaten 11. sınıfa çok bağlantılı. Mesela ilk fizik bilimine giriş zaten naylarlon bir konu. Böyle tanımlar manımlar çok basit ilerleyebilirsiniz. Madde ve özellikleri D eşittir M bölü V bu şekilde ilerliyoruz. Hareket ve kuvvet aslında 11. sınıfta işleyeceğimiz konunun aslında şeyiydi, bu trailer'ıydı. Yani ilk başta bunu görüyoruz 9. sınıfta, ardından bunun daha zorlarına aslında 11. sınıfta karşımıza geliyor ve enerji, işte hareket, eğik atış, bunların hepsi bizim burada 9. sınıfta öğrendiğimiz ve TYT'nin temelinde olan hareket ve kuvvetle çok bağlantılı. İşte burada enerji kavramını görmüştük 9. sınıfta ama bunun daha ilerisini burada görüyoruz. İşte sürtünme kuvvetiyle kaybedilen enerji ve benzeri, burada yatayda kaybettiğimiz enerji, potansiyel enerji, işte enerjinin değişmezlik, korunum ilkesi, E ilk eşittir E son artı iş kadar ve benzeri çok ciddi temel formülleri görüyoruz. Şimdi ben size bunları böyle çok detaylı anlatıyorum falan filan. Hocam bu kadar basit değil. Evet basit değil ama burada dikkat edin. Bir soruyu ve çözümünü gördükten sonra kendiniz mutlaka deneyin. Yapamazsanız mutlaka çözümüne bakın ve bu şekilde ilerleyip aslında teker teker birazcık
sıkıntı çekeceğiz. Onu söylemek istiyorum. Yani ilk başta bazen ama matematik temelimizin çok iyi olması gerekiyor. İlk başta bazen belki zorlanabiliriz. Matematik kısmında takılabiliriz veya işte anlama kısmına takılabiliriz. Ama hiç çekinmeden mutlaka çözüm videolarını izleyip teker teker denememiz gerekiyor. Hocanın nasıl yaptığını izleyin. Yapamadıysanız hiç vazgeçmeyin. Sonrasında tekrar izleyin ve mutlaka 10. 15. 20. sorudan sonra kendimiz yapabileceğiz. O yüzden hiç endişe etmeyelim. 11. sınıf fiziğini biz mükemmel bir şekilde halledeceğiz ve 11. sınıf fiziğiyle alakalı hiçbir sorunumuz kalmayacak. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden fizikte başarılar.